Müjdat Bey aslında sizinle ilgili yargılama devam ediyor değil mi? Yani süreç bitmedi. Öyle imiş ama o da belli değil. O eğer savcı bize dava açarsa devam edecek. Ee, yalnız yurt dışına çıkma ve her hafta imza atma işinde ben e, yargıça dedim ki hayır böyle bir şey kabul etmiyorum dedim. Ben 76 yaşındayım, torunum var çocuğum. Şimdi onları uğurladım kapıdan Hollanda'ya gidiyorlar. E ben onları ziyaret etmek istiyorum. Bir de artık bu yaştan sonra onları sık sık göremem. Onlar da gelirler, ben de giderim. Ee, ben bu böyle bir yasa, ortada suç yoksa eğer sabit suç yoksa eğer ne sabit suç varsa niye cezalandırmanın Suç yoksa Niye böyle bir yasağı? Ben ne olduğunu biliyorum tabii. Merak etmeyin efendimiz, biz ilgileniyoruz. Yani siz hiç merak etmeyin, getiriyorlar. Ama bu öyle olmaz yani, böyle bir şey olmaz. Dediniz ki korkan onlar gibi olsun. Gerçekten korkmuyor musunuz? Hiç. Korkutmak çok değil gelir. Korkutmak gün gelir korkutanı da korkutur. Ben bunların feriştanı yaşadım. Kenan Evren zamanında ayağımıza zincir de vurdular bizim. 12 Mart'ta çekmediğimiz kalmadı. 12 Eylül'de çekmediğimiz kalmadı. Bunların korkusu dağları aşmış. Belli ki o kadar korkuyorlar ki. Hele İstanbul, Ankara, İzmir'i verirlerse o korku artık ayyuka çıkacak yani anlatabiliyor muyum? Laf şu yani. Diyor ki Cumhurbaşkanı bu ben Kadıköy'de oturduğum için oradan giriyorum. Çankaya'yı, Beşiktaş. Bu Kadıköy'de oturanlar diyor kaymak tabaka bunların tuzu kuru diyor. Türkiye yıkılsa bunların kılı kıpırdamaz diyor. Ben de dedim ki ben sana böyle bir izin vermiyorum. Yani benim vatanseverliğimi yargılama hakkını sen nasıl kendinde buluyorsun? Haddini bil. Herkese haddini bil diyorsun. Haddini bil, haddini bil. Bütün dünyaya parmak sallayıp haddini bil. O zaman sen de haddini bileceksin. Haddini bil sözcüğü suç. Suçsa eğer Sayın Cumhurbaşkanı her gün 200 kere suç işliyor. Onun unuttuğu bir tek şey var. Recep Tayyip Erdoğan şunu unutuyor. Kendisi, ailesi, çocukları, bütün bu ülkenin birçok insanı Metin Akpınar'la, Müjdat Gezen'in filmleriyle, televizyon paradüleriyle büyüdüler. Zannediyor ki bizim arkamızda hiç kimse yok. Halbuki Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'in arkasındaki kitle onun seçmen sayısını en az üçe katlar. Onu bilmiyor. Ya da biliyor, bak ben onlara bile bunu yaparım demeye getiriyor. Ama oradan da bir iş çıkmaz. Beni üzen en çok ne biliyor musun? Şimdi Washington Post'a bak. Çok yani fena kötü bir resmini koymuş Cumhurbaşkanımızın. O bizim de Cumhurbaşkanımız neticede. Şimdi 2-3 tane yabancı gazetede kupürler, manşetler gördüm. Sabah Avustralya Radyosu beni aradı. Hiç kimsenin benim ülkemi bu biçimde e, tanıtmaya gereği olmamalı. Anlatabiliyor muyum? İki tane veteran sanatçı diyor. Ne demek? Yani usta işte biz ne diyoruz ona doğayen Cumhurbaşkanı'nın ihbarıyla alındılar. E Bu iyi bir şey değil ki bu. Size destek veren sanatçılar oldu. Sesini çıkartmayanlar oldu. Kimi sanatçılar çok değil sayısı sizin gibi işte hükümeti yüksek sesle eleştirmeyi tercih ediyor. E, ama kimileri de destek veriyor bu sisteme. Cumhurbaşkanı uçağına binmeyi tercih ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Binsinler yani. Ne olacak uçağa binmekle uçak aşılmaz. <laughs> yani ben e, öyle insanları öyle eleştirmem ben. Onların ne yaptıkları kendilerini bağlar. Anlatabiliyor muyum? Yani kimi uçağa binmeyi tercih eder, kimi ayağının altını öpmeyi tercih eder, kimi burnunun kılı olayım der. Yani onlar beni çok bağlayamıyor. Yani beni bağlayan bir tek şey var. Bu halk, bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ben onlara 76 yıl boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç. Bugün söylediğimin tersini hiç söylemedim. İki hiç çıkarım yok. Hiç kimseden oy beklentim yok. Yani beni seçer misiniz? Mesela yok? Benim oyunuma gelir misiniz? Talebim yok. Zaten kapalı kişi oynuyorum. Kendimi bildiğimden beri. Allah bana öyle bir şans vermiş. İnsanlara gösterdiğim sevgi, saygı, onları hiç aldatmamış olmam. Benim aynı çizgide yürüyor olmuş olmam. Onlara bir güç vermiş. Bir cumhuriyet esprisi getirmiş onlara. Bunları yaşadıktan sonra, ifade verdikten sonra ya keşke o kadar sert söylemeseydim dediniz mi? Hayır hiçbir sertlik yapmadım ben. Ben onu her akşam oyunumda söylüyorum. Çünkü hakareti eden Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Ben hakaret etmedim ki son gene aynı günün ertesi günü imansızdır bunlar demiş. Şimdi benim imanımı bir tek Allah yargılayabilir. Hay o yargılıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bir. Sonra bu nasıl bir demokrasi anlayışı? Yasalar önünde herkes eşittir. Bir cumhurbaşkanı düşünün. Herkesi aşağılayacak. Herkese hakaret edecek ama onu hiç kimse eleştiremeyecek. Böyle bir demokrasi, böyle bir dünya yok. Yani dilimi kesseler dilsiz işareti öğrenirim. Gene gereken eleştiri yaparım. Çünkü eleştirimde ne bir saygısızlık ne bir terbiyesizlik Ne bir küfür Bize ulan dedi Ben değil cumhurbaşkanı Sokaktaki minicik çocuğa da demem Böyle bir hakkı da kendimde görmem Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim Onun için e, Yani beni üzen e, Bunun Yurt dışında da e, be, Dolayısıyla benim ülkeme dokunuyor Çünkü bu Ben e, hakiki bir vatan severim. Ülkemi seviyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Anlatabiliyor muyum? Bu halkla özdeş oldum. Kendim zaten halkın ta içinden gelme bir insanım. Onun için e, rahatsızlık duyduğum şey bu sebepten dolayı benim ülkemin demokrasisinin eleştiriyor olması lazım. Ben eleştiririm. Ama başkası eleştirdiği zaman ona, gücüme gidiyor doğrusu. Çok teşekkür ederim.